Türkiye siyasi tarihi aslında kumpas davalarıyla, siyaseti dizayn etme girişimleriyle sıkça çok karşı karşıya kaldı. Kobani kumpas davası da bunun en büyük, en son örneklerinden birisidir. Burada bir suç yok, bomboş bir dava, delil yok. Haksız hukuksuz bir şekilde arkadaşlarımız yıllardır yargılanıyorlar. IŞİD terörüne karşı, IŞİD vahşetine karşı duyarlı oldukları için, duyarlılık çağrısı yaptıkları için, IŞİD belasını def etmek için toplumun duyarlılığına çağrı yaptıkları için yıllar sonra açılan bir davada yargılanıyorlar. Henüz bir karar çıkmadı. Bugün aslında hem iktidarı hem mahkeme heyetini ciddi bir sorumlulukla karşı karşıya var. Mahkeme heyeti aslında tarihi bir karar verebilir. Bu davayı tarihi bir fırsata çevirebilir. Ülkede demokrasi yok, özgürlükler yok. Yargı etki altında karar veriyor. Mahkeme heyeti aslında bu algıyı yıkabilir, kırabilir. Bugün hem tadiyeler olmasını istiyoruz. Hem de haksız hukuksuz bir şekilde yıllardır içeride olan arkadaşlarımızın beraat etmelerini bekliyoruz. Türkiye halkları bugünkü bu kumpas davalarına, bu siyaseti, Kürt siyasetini, devrimci demokrat siyaseti dizayn eden bu yaklaşıma karşı 31 Mart'ta tavrını net bir şekilde ortaya koymuştur. Türkiye halkları aslında demokratik bir zemin için oyunu kullanmıştı. İktidarın da Türkiye halklarının bu ortaya koymuş olduğu kararı bence görmesi gerekiyor. İnsanlar artık özgürlük istiyor, demokrasi istiyor. Bu kumpas davalarını, bu Kürt siyasetini, demokratik zemini kapatan, yok sayan, bunu yargı eliyle dizayn etmek isteyen bu anlayışın sandıktan cevabını aldığını görüyoruz. Umarım hem mahkeme heyeti hem ülkeyi yönetenler, iktidar, 31 Mart'ta sandıkta Türkiye halklarının ortaya koymuş olduğu bu iradeyi görürler. İkinci yüzyıl artık bu kumpas davalarıyla devam etmemeli. İkinci yüzyılda Türkiye halkları demokratik bir zeminde ortak eşitçe yaşamak istiyorlar. Dolayısıyla bugün mahkeme heyetinin bu tarihi sorumluluğunu layıkıyla yerine getirmesini bekliyoruz. Siyasi iktidardan etkilenmeden, gerçekten dosyanın içeriğine bakarak, dosyanın içeriğindeki boş, hukuki olmayan delilleri yok sayarak beraat kararı vermesini bekliyoruz. Biz burada bir kez daha diyoruz ki Kobani davası tam anlamıyla bir kumpas davasıdır. Bugün Kobani direnişi sadece Orta Doğu için değil, dünyanın batısı ve dört bir yanı için, IŞİD ve benzeri olan bütün örgütlere karşı katliamcı, tacizci, tecavüzcü, insan kaçakçılığı yapan, organ mafyalığına soyunmuş olan bu ve benzeri örgütlere karşı güçlü bir mücadelenin, güçlü bir direnişin sergilendiği bir direnişti Kobani direnişi. Bugün dava konusu edilen Kobani direnişine o günlerde sadece Türkiye'deki demokrasi güçleri değil, sadece Türkiye'deki siyasi partiler değil, sadece HDP değil, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından bütün demokrasi güçleri Kobani direnişinin yanında olmuştur. Kobani direnişini desteklemiştir, IŞİD'i lanetlemiştir. Bakın hala IŞİD tehlikesi geçmiş değildir. Bugün Rusya'da gerçekleşen büyük katliamda onlarca insan, yüzü aşkın insan yaşamını kaybetti. Ve yine Türkiye basınında yeni yeni çıkan haberlere baktığımızda IŞİD ve benzeri olan örgütlerin Türkiye'de hazırlandıkları katliamlar dizisinin haberlerini görebiliyoruz. Türkiye'nin yakın tarihine, IŞİD'in ortaya çıktığı sonraki tarihine baktığımızda Türkiye topraklarında çok sayıda katliam gerçekleşmiştir. Bu katliamları sorgulayacakları yere, bu katliamların arkasındakileri sorgulayacakları yere, IŞİD'le mücadele edecekleri yere, IŞİD'e karşı demokratik tepkisini ortaya koymuş olan HDP'nin yargılanması, HDP'nin yöneticilerinin yargılanması, Türkiye'de demokratik siyasetin temsilcilerinin yargılanması asla kabul edilemez. Buradan bir kez daha çağrımızı yineliyoruz. Ortada sadece bir tweet söz konusuyken, bir tweetten yola çıkarak düzenlenmiş sahte onlarca yüzlerce klasörlük dava bugün bu Sincan Adliyesi'nde çökmüştür. Her bir arkadaşımızın verdiği onurlu savunma, her bir arkadaşımızın verdiği savunma esasen bir savunma.
Orta Doğu siyasetinin değerlendirmesiydi ve her biri bir ders niteliğindedir. Bir demokrasi dersi niteliğindedir. Halkların ortak yaşamı dersi niteliğindedir. Böyle okunmalı ve böyle incelenmelidir. Davanın son haline gelecek olursak, buradan bizler bütün Türkiye'deki demokrasi güçleri adına, Türkiye'de barışı savunanlar adına, Orta Doğu barışını savunanlar adına, Suriye Savaşı'nın bitmesini savunanlar adına, IŞİD ve benzeri örgütlerin artık bu coğrafyada yaşamaması adına bizler bir kez daha yargıya çağrımızı ineliyoruz. Ey yargı, sarayın önünde cübbeni yeterince ilikledin. Ey yargı, bozuk olan adalet terazisinin daha fazla bozulmasına sebep oldun bu dosyada. Bakın bu dosya incelendiğinde bir hukuk katliamı ve bir hukuk garabeti olarak bu dosya sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada hukuk fakültelerinde ders niteliğinde bir dosya halini almıştır. Bir kez daha yargıya diyoruz ki sizler dosyanın gerçekliğine bakarak ve gerçekten yasalara bakarak karar vermeniz gerekiyor. Ortada isnat edilen hiçbir suç yokken bir Twitter'dan 37 kez ağırlaştırılmış müebbet talep etmek demek, burada zaten ölmüş olan hukuku mezarını kazmak ve gömmek ve üzerine bir yığın taş atmak demektir. Biz diyoruz ki yargı geri dönebilir bu yanlışından. Biz diyoruz ki henüz karara bağlanmadan bu süreç, bütün arkadaşlarımız adil bir biçimde yargılanarak değerlendirilmeli ve sonuca bağlanmalıdır. Sonucuysa bu dosyanın içi bir senaryodur ve bu senaryodan yola çıkarak 37 kez ağırlaştırılmış müebbet talep etmek asla ve asla bir kanuna uygun, insana, vicdana, demokrasiye uygun olamaz. Buradan bir kez daha çağrımızı ineliyoruz. Bugün tutuk incelemesi olacak ve bütün arkadaşlarımızın derhal serbest bırakılması gerektiğinin altını özellikle çiziyoruz. Bunu sadece bir siyasi saikle talep etmiyoruz. Bunu aynı zamanda hukuktan aldığımız güçle, dosyanın içinin boşluğuyla, isnat edilen suçlarla ilgili dinlenen tanıkların da değerlendirmesiyle, yani bir hukuksal gerekçeyle de talep ediyoruz. Bu nedenle bir kez daha diyoruz ki, içerideki arkadaşların her biri bizim onurumuzdur. Her biri Türkiye siyasetinde ve Kürt siyasetinde önemli aktörlerdir. Türkiye demokrasisine hizmet etmiş arkadaşlarımızdır. Arkadaşlarımızın derhal serbest bırakılması ve tahliye edilmesi gerekiyor. Bu ülkede hukuka halkın güvenebilmesi için, yargının getirdiği güvenilirliği yeniden kazanabilmesi için bu bir ihtiyaçtır. Bu Türkiye'de hep birlikte inşa etmek için ortak yaşamı bir fırsattır. Bizler diyoruz ki gelin bu fırsatı birlikte değerlendirelim. Bu işe Kobani Kumpas davasından başlayalım. Ve bu ülkede demokrasiyi hep birlikte tesis edelim. Ortak yaşamı hep birlikte tesis edelim. Biz Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak adaleti Türkiye'deki tüm partiler, vatandaşlar için arıyoruz. Burada da bugün buradayız. 10 yıldır süren bir dava. Bir genel başkan, milletvekilleri yargılanıyor. Bizim buradan yargıçlara çağrımız şudur. Yasaya göre, vicdanınıza göre karar verin. Her türlü siyasi baskıdan uzak durun. Maalesef ki ülkemizde özellikle son 10 yıldır kararlar yasaya, vicdana göre değil, Türkiye'deki siyasi iklime göre veriliyor. O yüzden bu davanın tüm süreçlerini takip ettik. Dosyayı da aşağı yukarı biliyoruz. Bugün karar bekliyorduk, karar verilmiyor. Ama biz adaletin ihtiyacı olduğu her yerde Cumhuriyet Halk Partisi olarak bundan sonra olacağız. Olmalıyız. Buradan mahkeme heyetine sadece şunu söylüyorum. Dosyaya bakın, yasaya bakın, gözünüzü, kulağınızı iktidardan, siyasi baskılardan uzak tutun. Çünkü gelişmiş demokratik ülkelerin hepsinde adalet böyle tesis ediliyor. Biz de bunu istiyoruz. Bundan sonra da Cumhuriyet Halk Partisi olarak Türkiye'nin neresinde bir belediye başkanı, bir milletvekili ya da bir yurttaş adalet arıyorsa orada olacağını diyorum. Teşekkür ederim.